Merhaba değerli izleyenler, Özgürüz'den canlı yayındayız Diyarbakır'da. Ressam Altun Kulağlı Ressam Ercan Altuntaş'ın sergisi açıldı ve sergisinde Kürtçe sözlü edebiyatı nesilden nesile aktaranların portreleri yer alıyor. Çok büyük denkbejlerin, sanatçıların portreleri yer alıyor değerli izleyenler. Biz de Ercan Altuntaş ile bu sergisini ve portreleri konuşacağız. Şöyle bir tablonun önünde aslında serginin tamamında portreler yer alıyor ama sanırım bütün bu hikayenin de yer aldığı tablo bu. Ercan, öncelikle emeklerine sağlık. Neler söyleyeceksin bize sergine dair? Şöyle bir şey dedim, bu resimle başlayalım. Resim bu coğrafyada yaşayan acılar, kederler, işte duygular, aşklar, mutluluklar, yaşadıkları şeyleri sesle ifade eden işte bu denkbejlerin, yani portreler olarak ele aldığımız çalışmalar, denkbejlerin anlatılarından yola çıkarak şeyler yapmaya çalıştığımız bir konu. Sonra işte, şöyle gezerim de buraya doğru. Sonrasında işte bizde çalışmalar nasıl yaşıyorlar, nasıl kendilerini idame ettiriyorlar diye. Bunlar. Tamam. Diğer portrede işte denkbejler var. Denkbejleri niye ele aldım? Şöyle bir... Şöyle portrenin önüne de gidersek, hemen burada işte Aram Tigran'ı, Ayşe Şan'ı görüyoruz örneğin. Onlara da yer verelim. Evet. Ayşe Şan'ı, işte Aram Tigran'ı, Karatı Dekacı'nı kaçırırken hep biz bir rival adresi gelsin olduk. Yani hep biz bir rival adresi dinlemişliğimiz vardır yani. Yaşım içinde bu denkbejlerin yaşamlarına dair kimi fikirler varsa ama işte ben şöyle bir fikri yaşadım. Mesela yeni bir araştırmaya girdim. Portre olarak, sinema olarak, görsel olarak yok. Böyle ses olarak var mı? Evet. Bir ses biçimi olarak tabii bir şey anlatıyor bu kendimizi. Çok nadiren fotoğraflarına rastlıyoruz. Çok nadir. Yani en basitinde işte bir güncel yaşam içerisinde işte burada bir araba yaptığınız zaman ya bir çok düşük bir video ya da çok düşük bir fotoğraf karşılaşabiliyorsun. Evet. Şöyle Mehmet Şeyho da hemen şu tarafta, o da yine Türk müziğinin meyin taşlarını bir tanesi. Bir de bunun ortak bir kaderi daha var. Yani mesela bu yaşadıkları coğrafyada var. Mesela bir Mehmet Şeyho oldu, Aram Tigran oldu, Mehmet Tigran oldu. İşte Bağdat, Bağdat Radyosu, Rigan Radyosu'nda yıllarca emek vermiş insanlar. Mesela dedim ki bu coğrafyanın dışına çıktıktan sonra bu insanların kaderi değişiyor, sözlükleşiyorlar. Evet. Böyle bir baskı altına alıyor. Yani Gülistan kelimesini bu kadar sevmemizin sebebi bunlardır aslında. Yani, evet. Kürdistan diyememenin karşılığı Gül Bahçesi. Gül Bahçesi anlamına geliyor. Evet. İşte bu insanlar bunları ürettiler. Yani bu coğrafyaya böyle bir isim yarattılar. Ben de bir borç olarak aslında bir şey yaptım. Yani. Madem bir şey var, benim de buna karşılık bunları yeniden yaratmam gerekiyor. Zuruba'ya tekniğiyle böyle bir renk karmaşasıyla bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Evet. Onun dışında... Yani... Şöyle devam edelim. Burada da eserler var. Şimdi bir de şunu soracağım sana Ercan. Yani mesela az önce başlangıçta gösterdiğimiz tabloda da çok bariz bir şekilde belli oluyor aslında. Sen öbür eserlerin de benim için ilk serdim. Hani sergilenmedi ama sosyal medyada da görmedim. Çizdiğin süreçlere de şahit oldum. O şanslı insanlardan biriyim. Soyut çalışıyorsun genelde ve çok başarılı eserler çıkıyor. Onda da aslında yani tamamen bir portre diyemeyiz. Hani bir hikaye üzerinden gitmiş gibi. Ne var bunlarda planında? Şöyle bir şey, mesela şarkıları dinlediğimiz zaman ya, onların aşkını ifade etme biçimi bile çok farklı. Yani müthiş bir edebi bir biçim var. Arda arda dizili bir dizayn var. Yani hani mesela dedim ki basit arda arda konulmuş cümleler bile iyi buluyorlar. Yani işte ya da bir şey değil, bir romanlar öteye de yakalıyor. Bir sinema filminden öteye de anladılar. Yani anlatırken o görselliği yaşayabiliyorsun bir şekilde onlarla. Ben de işte renkle şey değil, bir bütüne onlara birebir aklamak gibi bir derdim olmadı yani aslında. Evet. Onun dışından çıkmak istedim biraz. Evet. Ki şöyle, şu anda aslında bu belki de
Fatma İhsan'ın o küresi belki en net örneklerden bir tanesi. Çok renkliydik, çok hikaye, hani içinde barındırdığı bir şey de tam olarak. Peki bu eserleri ortaya çıkarırken mutlaka kimi çizdiğin üzerine de incelemelerde bulunmuşsunuz. Zaten bildiğin de şeyler. Seni etkileyen hikayeler çıktı mı ortaya ve bu hikayelerin etkisinde kaldın mı? Kaldım. Şöyle bir şey. Camar Mıhtı var. Bu coğrafyanın işte aşağı kütlelerinde bir şey yani. Şu eserden bahsediyorsun. Öldürülüyor gerçekten. Politik olduğu şeylere katılmışlar. Komale'ye falan katılmışlar. Ama biz de sanatını bu şekilde hani sadece bir sanatçı da değil. Yani. Aynı zamanda coğrafyanın bir koruyucusu aslında. Evet. Öyle hareket ettiği için. Yani mesela diyorum ki şey, senaryo çizdiler yani. Çok değil. 90'lara kadar gittiğimizde babalarımız ya da işte dedelerimiz cebinde bir kaset taşıyorlar, bir boş kaset sarılıyor oraya diyor. Mesela oradan bir acılı bir şey gelir mesela. Sonra ritmo girdi. Evet, evet. Tam biz bunu konuşurken yani, arkada Hasan Arif Cizabi'nin eseri çalmaya başladı. Ezne Koş meseri çalmaya başladı. Ki hani şunu da söyleyelim. Serginin renkleri, resimlerin, hikayeleri, burada ressamın başarısı muazzam ve bir de buraya geldiğinizde sergide bu eserlerle birleştiriliyor ve tüm bu birleşimlerle, yani bu şarkılarla birleştiriliyor ve çok büyük bir etki ortaya çıkıyor. Ercan, şimdi bir konu daha var. Aynı zamanda sinemayla da, fotoğrafla da ressamların yanında. Çizerken bunun etkisini yaşıyor musun? Şöyle ışığa doğru da geçelim yine bu motifleri arkamıza alalım. Şöyle bir şey, sinema söyledi ki yaşadığın coğrafyaya bakar. Ben bugün işte dedim ki Avrupa'da yaşasam nasıl bir durumdan başka yer hissederim. Ya da işte başka bir ülkeler üzerinde bir şey. Daha geride yaşadım. İran'da yaşadığımdan farklı bir insan. Bu coğrafyada yaşadım buradaydı. Bu şekilde. Fotoğraf sinema ya da resim, yani görsel üzerinden hareket ettiği için ben sadece sinemaya şu noktada kalkıyorum. Yani ben çalışmalara kapılmamın sebebi bir akış var. Yani sabit bir fotoğraf üzerinden bilmiyorum. Yani bir akışkanlık ve bir hikaye daha çok. Nesneyle anlatan bir şey falan daha çok. Resimde işte bir karede kalıyorsun ya da işte diyelim ki bir çerçeve sınırında ve sadece o resmin içerisinde kalıyorsun. Resimde sinemada bilmiyorum. Daha farklı. Yani bir şekilde sinema çalışmalarını uzun süre duruyor. Yani 5-6 yıllarda ya da 7 yıllarda bir çalışmalar. Resim ne kadar oldu? Yani bir de eğitimini de seramik üzerine aldığını biliyoruz. Resim üzerine çalışmaların ne kadardı var? Ortalama ilkokuldan beri resim yapıyorum. İşte lisede tekrar resim yapıyorum. Üniversitede tekrar işte. Güzel sanatlar işte falan. Evet. Ama şöyle bir şey var. Görsel üzerinde, görsel hikaye kurmaca üzerinde görüyorum kendimi. Hani neler yaratabilirim, neler bir fikir, ne nasıl bir fikir çıkartabilirim üzerine hareket ediyorum. Ki güncel olarak bu coğrafyada yaşadığımız bir sürü hikaye var ve bu hikayeleri biz birbirimize nasıl yaşayalım, birbirimize nasıl yaşayalım, birbirimize nasıl yaşayalım. Bu bir yöntem var yani aslında. İşte bir noktada bir galeri gibi bir sistem işlerde şöyle devam edelim başladığımız yani serginin başlangıç noktasında çünkü sanırım son dönemde en çok üzerine konuşulan isimlerden bir tanesi de işte bir Ayşe Şahin'de ve öbürü de Aram Tigran. Aram Tigran'ın o meşhur elime işte bütün silahları geçirip onlardan Müslüman yapmak isterim sözü bu ara süreçlerde yine konuşuluyor. Sen bir de sanatının bir bölümünde surda yaşarken sürdürmeye çalıştın. Fakat sonra oradan çıktın. O dönemden nasıl etkiler senin sanatın? Aslında orası benim için de bir yani bir şeyler yeniden başlaması için benim için de bir yani bir ihtiyaç olarak da herhalde yeniden başlamak olarak da yani tanımlama olarak eksik kalabiliyorum. Şöyle ki yaşamımızı yeniden kurmamız gerektiğini anlatıyorum. Yani orada onu öğrendim. Yani özgürlük çizgisiyle özgürlüğün artığı yani bir
duvar var. Duvarın bir tarafı özgürlük, diğer tarafı işte tutsaklık diyor. Yani mesela benim için bu net olarak görebilirler. Ama işte sonuç olarak bir şeyleri elde etmemiz gerekiyorsa değişmemiz gerekiyor. Yeni yenilememiz gerekiyor. Kendimizi yeni bir biçim, yeni bir yapmak. Onun dışında şöyle bir şey var. Yani kavramlar gerçekten süreç üzerinde. Ya da işte dedim ki resim üzerinde. Yani işte yetersiz kalıp ve biz bir yeni yol yöntemler yani insanlara uğraşabilir. İnsanlara dokunabilmek üzerine yeni yol yöntemler geliştirebilir. Ve bu bir yol yöntem. Bunu denedim. Sonrasında başka yol yöntemler de hani şey değildir. Bir zaman yitirmiş bir durum değildir. Aslında resimlerde de yine bu durum hakim. Şöyle bir durum var yani yaptığın her resimde yaratılıyor. Bunu istesen de istemesen de artık bu benim tercihim dışında hareket ediyorum. Ama bu yaşadıklarımız var. Sanırım hem insanın hem de coğrafyanın kaderiyle ilgili bu resimlerdeki. Aynen öyle bir durum yani hani herkes bağımsız değil yani herkesin çok güzel, çok güzel resimlerini dinlemeye yapamıyor. Yani ama bu dünyayı güzelleştirebileceğini de yani bunu işte aramızda silahla gelip müzik aleti yaratacak gibi cümle üzerine kurarken biz boyalar da olarak yani yarattığı şeyleri boyayar. Yani bunu yapabiliyorsan boyayacağız. Sinema yapabiliyorsan sinema çekeceğiz yani. Bu temelde hareket ediyoruz. Bu portrelere başlarken de yani bu insanların hayatlarına başlarken de bunu hedef alıyoruz. Peki Erzan, çok teşekkür ederiz sana. Benim için de aslında bakarsan sözel bir yayın değerli izleyenler. Öyle ki çok uzun yıllardır arkadaşım Ercan ve bu onun ilk kişisel sergisi ve ilk röportajını da ben de yaptım. Benim için de ayrı bir mutluluk. Bütün süreçleri de takip etmiş biri olarak söyleyeyim. Çok çok kıymetli bir ressam ve adını çok daha fazla duyacağımıza da eminim. 1989 doğumlu bu genç ressamın bu güzel eserlerini görmek isteyenler 20 Ocağı kadar, 30 Ocağı kadar devam edecek. 30 Ocağı kadar burada Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda, galeryada Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda ziyaret edebilirler. Hem bu büyük isimlerin portrelerini görebilirler, hem hikayenin çıkış noktası olan o muazzam tabloyu görebilirler, hem de o büyük isimlerin çok güzel eserlerini burada sergiyi gezerken dinleyebilirler. Ercan Altuntaş'ın sergisi, bir kez daha söyleyeyim, galeryada Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda olacak 30 Ocak tarihine kadar. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Ercan, tekrar teşekkür ederim. Başarılar.